Her atık çöp değildir. Toroslar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor. Her atığın kendine özgü bir karakteri vardır. Atıklar ana maddede ikiye ayrılıyor. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olmak üzere. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten belediye, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere atıkların ne olduğu, türleri ve ambalaj atıkları hakkında bilgiler verildi ve geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı. Tehlikesiz atıklar sürekli karşımıza gelen plastik, kağıt, ahşap, metal, organik, geri dönüştürülemeyen atıklar. Üzerinde Toroslar Belediyesi yazan konteynerler. O konteynerlere çöplerinizi koyuyorsunuz. Hatta atıklarınızı koyuyorsunuz. Buradan elektrik enerjisi üretiyorlar. Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi, taşınması ve işlem süreçlerinin hepsini içine alan interaktif sunum öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Sizin almış olduğunuz metal, plastik, kağıt atıklar ayrıştırılıyor ve ayrıştırılan bu nihai maddeler, plastik, kağıt, metaller ayrıştırma fabrikalara gönderiliyor. Toroslar Belediye Başkanı Aslı Savşin Yılmaz, sıfır atığın çok yönlü bir konu olduğunu belirterek, toplumun bu konuya duyarlı olması geleceğimiz açısından oldukça önemli. Çevre konusundaki bu eğitim çalışmalarıyla öğrencilerimize geri dönüşümün ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Onların bu konuda alışkanlık kazanmalarını istiyoruz. Çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz diye konuştu.